Bu çok üstün nitelikli bir cihaz. Tekrar bunun özelliğini ve güzelliğini sizden bu fuarda da dinlemek isteriz. Estağfurullah. Efendim, toprak altı cihaz, biliyorsunuz ben ilk defa İliç maden enkazını bulan kardeşinizim. Orada 3 şehidimizin, madenci şehidimizin İliç'te, Erzincan'daki maden kazasında onların görüntülerini, enkazın yerini tespit ettik, parçalanmış konteynerları. Bu arada yine Türk Silahlı Kuvvetleri de zaman zaman bizi davet ediyorlar. Orada Gara, Metina, Zap, Parasiya, Kanimase gibi çeşitli bölgelerde, Pençe Kilit bölgesinde de onlara zaman zaman göreve gidiyoruz. Tabii devletimiz baş tacı. Bugün de şehidimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu TUSAŞ patlaması, efendim, onun üzerine geldi bu röportajımız. Efendim, şu anda biz 412 metreye radar sinyali atıyoruz ve bu gelen sinyalleri de anlamlı hale getiriyoruz. 2 boyutlu ve 3 boyutlu programlarımız var. Tabii bu kısa bir eğitim gerektiriyor. Radar, toprak altı radar, toprak altında bulunan madenleri, su kuyusu, ki bunlar hem sıcak su, hem termal su, hem soğuk su, evet. Bu ayrımı yani yapabilir. Her türlü madendir, her kömürdür, türlü. Petroldür, kromdur. 350 çeşit şu anda kütüphanemizde testlerini yaptığımız. Yine toprak altında çok önemli, ülkemiz deprem bölgesi, canlı cansız tespiti. Yine çok önemli. Efendim, toprak altında bulunan arkeoloji, tarihi eser, bunların tespiti. Yine toprak altında bulunan efendim boşluk, mağara, tünel, obruk, bunların tespiti. Çok rahat yapabildiğimiz yeraltı zemin etütleri, özellikle inşaat firmalarının. Şimdi mesela inşaat, bakın ülkemiz deprem bölgesi, yani inşaatı yapıyorlar. Tabii altını bilmeden yapıyorsunuz. Altı su mu? Islak zemin mi? Kaygan zemin mi? Altında ne var? Kayalık mı? Yani onun üstüne getirip göz kararı bir inşaat yapılıyor. Biz yapmadan önce toprağın altını en ince detayına kadar inceleyerek onu anlamlı hale getiren bir sistem ve proje. Yani her inşaat firmasının elzem, birinci dereceden kullanması gereken bir cihaz. Yani ben ona kanaat getirdim. Tabii sonra mesela binaları yaparken altından doğalgaz boru hattı mı geçiyor? Mesela bazı inşaatçılar bir istemeden doğalgaz boru hattını patlatıyor mesela. Tabii o çok büyük cezası var. Yine altta geçen su şeyleri, kanalları, yine elektrik kabloları. Bunlar çok rahat tespit ettiğimiz şeyler. Yani biz yaptığımız bu radarı bugün savunma sanayinde dünya pazarına çıkarttık. Çok büyük ilgi ve itibar var. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Çok yerli yabancı gelen var. Tabii ülkemizde de özellikle bu deprem ve enkaz nedeniyle arama kurtarmacılar, itfaiye teşkilatı, belediyeler, onlar da çok büyük. Tabii strateji yönlerini az önce söyledim. Yani stratejik açısından da bir ürün, ülkemize büyük katma değer sağlayan ve çok büyük pazar olan bir ürün. Hamdolsun başarılı olduk. Ar-Ge'ler, biliyorsunuz Adem Beyciğim, her zaman yani Ar-Ge prototip olarak ortaya çıkmayabilir. Çalışırsınız, Ar-Ge çöpe atılmış para gibidir. Yani bugün Amerika 630 milyar doları her sene çöpe atıyor. Siz Karadeniz'de petrol var dersiniz, çıkar veya çıkmaz. Ar-Ge böyle bir şey. Ama biz hamdolsun, Allah'a şükrediyorum, hamdolsun teknoparklarda çok büyük çileler içinde, zaman zaman da efendim yıkıma uğrayarak, zaman zaman aleyhimizde çeşitli efendim baskılar, engellemeler. Ki bu, bakın biz bugüne kadar devletimizden 1 lira teşvik almadan kendi yağımızla kavruluyoruz. Yani 1 lira kimseden almadık, teşvik almadık, destek almadık. Ama yılmadık, her türlü baskıya, engellemelere. Sonra bize şey geldi efendim, onu da samimane olarak size arz edeyim. Bize İsrail geldi mesela, dedi ki biz Gazze'de tünel bulacağız. Dedi ki yok kardeşim, bizim İsrail'e falan satılacak malımız yok. Derhal burayı terk edin dedik. Dolayısıyla dünyanın birçok ülkesi de stratejik ürün olarak alıp kullanmak istiyor. Ama tabii burada devletimizin âli menfaatleri, ülkemizin başarılı, devletimizin savunma sanayindeki başarılı katma değerine büyük bir katkı sağlıyoruz. Tebrik ediyoruz sizleri. Estağfurullah efendim. Nefsimizden Allah'a sığınırız. Şimdi şunu müşteriler
gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Bir, beraberinde 2D ve 3D yazılım veriyoruz. İki, bir tane araziye dayanıklı, suya ve darbelere dayanıklı taşpet veriyoruz. Ondan sonra cihazı veriyoruz. 5 sene garanti veriyoruz. 5 sene veriyoruz garanti. Ömür boyu da gerek parça gerekse ki kalibrasyon konusunda kendi kendini güncelliyor. Hiçbir problem olmuyor. Bu desteklerimiz de paketin içerisinde. Ben o İlis maden kazasındaki fotoğraf resmen böyle 2-3 boyutlu konteyneri içindeki şehitlerimizi görüntülemiş bu. Buldunuz. Evet, zaten. Evet. Ki orada İliç madeninde çalışırken biliyorsun çok büyük şartlar ağırdı. Hem jel gibi toprak hem siyanür. Şartlarda çalıştık. Yani yarım zamanında saat. Zamanında sizi oraya götürse idiler, değil mi? Bir gün sonrasında, iki gün sonrasında o insanları bir canlı olarak oradan kurtarırdık herhalde diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Evet, bu mümkündü. Yani bu mümkündü. Yani tabii ki burada bizim bilemediğimiz bazı şeyler var tabii ki. Soru işaretleri var. Sonra bir şey daha burada hatırlatayım. Şimdi bizim o maden bölgesinde Kanadalı firma 80 ton yılda altın çıkartıyor. Bunun 2 tonunu bize veriyormuş. 78 tonu Yahudi'ye gidiyor. Yani o beni çok üzdü. Yani orada tüm maden kanunumuz böyle maalesef Ahmet Bey. Ya bu ülkenin Adem Beyciğim altı cennet, üstü cennet. Yani biz cennette yaşadığımızın farkında değiliz. Maalesef bu ülkemize dönsün. Bizim bütün gayretimiz savunma sanayinde, başka yerde yazılımla, donanımla yaptığımız işlerle istiyoruz ki ülkemize dönsün kardeşim. Ülkemin insanı bundan faydalansın. Yani bu yabancılara bu böyle bir büyük bir destek var. Benim en çok üzüldüğüm şey bu. Bir de ben enkaz ararken orada tesadüfen 16 metrede de çok büyük bir damar buldum. İçinde altın damarı buldum. Onu da ilgililere de söyledim. Dedim bakın burada altın var. Yine biz şu anda şeyde çalışıyoruz. Zaman zaman Kuzey Irak'ta askerler davet ediyor. Koşa koşa gidiyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden Allah'ın izniyle oradaki Mehmetçiğimizin yanında oluyoruz her zaman. Yani burada ürünün devlet açısından da çok büyük stratejik önemi var. Ama bizim en büyük müşterilerimiz de madenciler. Define ve hazine arayanlar ki onlara da tavsiyemiz şu. Lütfen devletimizden izin almadan bizim cihazımızı kullanmayın kardeşim. Yani bizim söylediğimiz cihazdan yani devletimizden müsaade aldığınız zaman %50'sini devletimiz veriyor zaten bulan kişiye. Aramada da 3 yere giremezsiniz. Sit alanlarına girmeyin. Giremezsiniz zaten. Askeri bölgeye zaten giremezsiniz. Bir de mezarlıklara giremezsiniz bu cihazla. Cihaz kendi kendine. Herkes, her şey kanun kural dahilinde. Bizim önceliğimiz ki burada bu saha Expo'da bulunmamızın gayesi de bu. Önceliğimiz devletimiz. Onun âli menfaatleri. Ben size bu son olarak da şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün herkes bir şekilde bir şeyler peşinde. Ama toprak altını kimse benim ayranım ekşi demiyor Adem Bey. Fakat toprak altını en iyi gören teknoloji şu anda dünyada bu cihaz. Bu cihaz. Evet. Bunun yer altını görüyoruz. Hamdolsun. Her şeyi görüyoruz. Her şeyi. Evet. Yer altını görüyoruz. Her şeyi görüyoruz. Yapay zeka var. Toprak altından gelen sinyalleri bizim bir kütüphanemiz var. 350 çeşit madeni minerali patlayıcıyı gerekirse el yapımı ve askeri patlayıcıları da yapay zeka çok son derece anlamlı hale getirip anında bize ekrandan toprak altında kaç santimde 0 metreden 412 metreye kadar ne varsa satır 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 hangi koordinattaysa bize güvenle. Sizi görüntülüyor. Aynen. Aynen. Aynen efendim.